Avukat bugün siyasetçilerin de hedefindeydi. Ona ilişkin sosyal medyada çok sert ifadeler de söz konusuydu. Biz de işin iç yüzünü bir öğrenelim istedik ve hedefteki o isme Emine Gün'e soralım istedik. Avukat Emine Gün Yozgat'tan şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz Emine Hanım. Merhabalar, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Musa Özalkan maalesef Afrin'in ilk şehidi ve işte böyle bir operasyon devam ediyor. Türkiye'de hassasiyet had safhada ve sizin de bir icra işlemi yürüttüğünüz şehit ikramiye, şehit için ailesine verilecek olan ikramiye arabası üzerine, hatta telefonla ilk gelen mesaj haciz mesajıydı, kırılan telefonla gibi son gelen mesaj diye haberler de vardı. Nedir işin iç yüzü, ne yaptınız siz? Ben öncelikle şunu ifade edeyim. Bir hedef olarak gösterildim. Linç üzerinden linç politikası yürütülüyor. Kesinlikle ve kesinlikle şehidimizden dolayı ben de yıkılmış durumdayım. Her oradaki şehit bizim de ciğerimizi yakmakta. Ben kötü avukat, kötü insan, fırsatçı gibi yansıtıldım insanlara. Bundan dolayı kahrımdan ölmek üzereyim. Bırakın avukatlığı, her şeyden önce ben insanım. Yani bu anlatılan şeyler kesinlikle tamamen farklı lanse ediliyor. Algı yanılması yapılıyor. Hatta garip garip şeyler var. Gezi olaylarındaki Emine Gün'den bile benim olduğum yönünde bahsediliyor. Ben bunu bir düzeltmek istiyorum. Olayı anlatmadan şöyle önce. Şöyle diyor, benim şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep etti diyor şimdi avukat. Durumu buyurun, anlatacağım. Tabii. Ben anlatacağım. Hani bizi dinleyenler iddiayı bilsin diye söyledim. Buyurun. Tabii, dinleyenleri de ikna etmek anlamında söylüyorum bunu. Öncelikle Gezi olaylarındaki Emine Gün'le benim bir bağlantım yok. Peki. Ben öyle bir insan değilim. Benim sosyal medya hesabım yok, Twitter'ım yok, Face'im yok. Kesinlikle olaya dönelim. Ben böyle bir paylaşımda bulunmadım. Gezi'de de olabilirdiniz yani. Yok, olmayabilirim. Çünkü ben hükümet karşıtı ya da böyle eylemciye vesaire bir insan değilim. Anadolu'nun ücra bir ilçesinde görev yapan basit bir avukatım. Peki. Kesinlikle benim medyayla, Face'le, Twitter'la böyle siyasetle alakam uğraşan bir yapım yok. Peki. Yok. Olayı anlatır mısınız? Yapan basit bir avukatım. Olay şudur. 2009 yılındaki bir trafik kazasından kaynaklı maddi manevi tazminat davası vardı. Züleyha Saçan ve Serkan çiftinin yaşamış olduğu kazadan kaynaklı tazminat talepleri, davaları kabul edildi ve icra takip işlemi, davalar sonuçlanıp kesinleşince 2016'da başladı. Tamam. 2016'da başladıktan sonra biz haciz işlemlerimize ödeme yapılmayınca Musa Bey'le de görüşüldü, ödeyemeyeceğini söyledi. Maaş hacı yapıldı. Önce tabii soruldu. Biz direkt bir karar alınca icraya vermiyoruz. Önce soruldu. Ödeyemeyeceğini söyleyince maaş hacı tatbiki yapıldı. Aracına haciz konuldu. Yani anlatıldığı gibi ilk kez araca haciz konuldu ya da ilk kez maaşa haciz yazıldı gibi bir şey bunlar, yok. Bunlar Afrin operasyonundan önce oluyor. 2016. Tabii ki. Kesinlikle. Ve şehit falan değil. Çalışan bizim borçlumuz. Yani biz bunun şehit olacağını bilerek bir işlem yapmadık. Allah, tabii. Bizim şehidimiz ciğerimizi yakar. Böyle bir şey olabilir peki mi? Şehite haciz talebi yanlış bir kere. Şehit olduktan sonraki işlemler herhalde burada var mı? İzah edeceğim. Olduktan sonraki işlemi izah edeceğim. Biz normal icra müdürlüğünde rutin icra taleplerimiz vardır. Araç haczi yenileme, maaş haczi yenileme. Biz şehit olduğunu bilerek bir işlem yapmadık. İcra müdürlüğü de zaten şehit olduğunu bilerek bir işlem yapmaz. Çünkü sistemde zaten buna onay vermez. Bu da bilinçli olarak yapılsa suç teşkil eder. Biz normal dosya borçlumuzun haczini yeniledik. Öyle haberlere yansıtıldığı gibi avukat koşa koşa gitti, öğrendi falan değil. Hangi avukat ya da yani hangimiz bir haberi okuyup da işleme gidiyoruz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Biz normal sabah hacizimizi talep ettik, yenileme hacizlerini. Sonrasında öğleden sonra şehit olduğu haberini ben öğrendim. Bunun üzerine Alacaklı'yı ofisime davet ettim. Kendisi geldi. Dedim böyle böyle bir durum söz konusu oldu. Bugün böyle bir şey yaşandı. Dosyayla ilgili ne yapacağını sordum. Kendisi bana aileyle görüştüğünü, halledeceğini söyledi. Ben bu aşamadan sonra devre dışı kaldım. Yani dosyaya sonrasında bir haciz tatbik etmişliğim mümkün değil. Peki. Hatta şehit tazminatı olarak yansıtıldı. Kesinlikle şehit tazminatına haciz talebi de yoktur. Yani emekli ikramiyesi denen şey ve
araç çarjının yenilenmesi zaten yaşayan birine yapılacak olan bir işlemdir. Emekli ikramiyesi nereden çıkıyor? Yani emekli ikramiyesi emekli değil, çalışan bir insanla ilgili. Bizler sistemden koyuyoruz onu rutin olarak. Emekli çünkü olursa diye dediğimiz, mi? Tabii emekli olması durumunda sırayı kaybetmemek anlamında işlenen bir haciz taktikası. Şimdi bir kafamızda netleştirelim mi? Biz yani, dinleyenler de netleştirsin müsaade ederseniz. Siz 109 bin liralık bir tazminat söz konusu. Bununla ilgili evet. ödeme yapamayacağını söylüyor Şehit Musa Özalkan hayattayken. Bakın şehit bir, olmadan önce evet, evet, çalışırken 2016 evet. tarihinde. Evet, evet. Dosya hayatta. 2016'ya 331. Evet, evet. Ona şey yapıyorum, altın çiziyorum. Şehit olmadan önce görevdeyken, hayattayken ödeyemeyeceğini söylüyor. Maaşına haciz koyuyorsunuz, arabasına haciz koyuyorsunuz. Siz tabii, hangi tabii. sıklıkta bu haciz işlemlerini yeniliyorsunuz? Şimdi şöyle, araç hacizleri 6 ayda bir düşüyor. Biz yenilemeleri yapıyoruz. Emekli ikramiyesine de haciz sırasına göre yeniden haciz işlemi talep ediyoruz. Yani biz kasıtlı olarak ben her şeyin üzerine, şerefin namusun üzerine yemin ediyorum. Kesinlikle haberi duyup koşup gitmiş olay söz konusu değil. Hatta ben şehit olmasını öğrenir öğrenmez alacaklımı arayıp ne yapacaksın şehit oldu. Hani böyle bir haber çıktı, bizim dosya borçlumuz talihsizliğe bak kapatacak mısın dosyayı dediğimde aileyle görüşüyorum. Ben dosyayla ilgili onlarla halledeceğim durumu dedi. Bu saatten sonra şehidin ailesinden para talebinde ben bulunmadım. Siz... Beni devre dışı bırakıp rakam konusunda anlaşan da odur. Vahim kısmı, benim talihsiz kısmım haciz yenileme tatbikinin icra müdürlüğünde o. Ama avukat benden habersiz yapmış diye alacaklarının da açıklaması bakın, vardı yanılmıyorsam. Şöyle bir açıklama yapayım ben size. Bize icra dosyasını tahsil edin, yani alacağımı tahsil edin diye verildiğinde biz yaptığımız işlemleri müvekkilimize zaten yani yenilemelerimizi haberdar etmeyiz. Yani onun şu anlamda söylemi garip oldu. Sanki onun dosyadan hiç haberi yokmuş, hacizlerden haberi yokmuş gibi davranıyor. Kaldı ki onun araç hacizinden de haberi var, maaş hacizinden de haberi var. Ha ben onu suçlamıyorum. Bakın basına yansıdığı gibi şöyle bir handikapa da düşmek istemiyorum. Avukat müvekkil birbirine düştü suçluyor falan. Yalnız bu şehitlik durumu ortaya çıktıktan sonra erdemli davranışı göstermesi gereken alacağımdan vazgeçtim diyecek olan alacaklı asildir. Yani bana size, gelip bu talimatı vermesi gerekmez miydi? Siz ne yani yapacağız? Direkt... Pardon. Siz ne yapacağız diye sorduğunuzda sen o dosyayı kapat, hacizi kaldır demesini beklerdim evet. diyorsunuz. Tabii ki bu bana talimatla yapılacak bir şey. Ben onun bunu... bilgisi olmadan haciz kaldırmayı yaparsam görev suçu işlemiş olurum. Bunu, yani ama, başkasının alacağından feragat etmiş olurum. Ama siz böyle bir şey hukuken davada, mümkün değil. Davadan çekilemez miydiniz o anda? Yani şimdi böyle... bana biz bakın ben onu düşünemedim. Ne söylüyorum? İnsanların her şeyi öngörmesi mümkün değil. Çünkü aileyle birebir görüşüyorum ben Emine Hanım. Ben halledeceğim durumu deyince hani ben sükunetle çözecekler. Demek ki uzlaşacaklar kanaatiyle. Dosyada zaten ekstra bir işlem yapmadım. Ve vazgeçmeyi de kendileri gelip aileyle uzlaşıp yaptılar. Yani hani ben onu yönlendirecek ya da alacağına devam ettir falan demedim. Özellikle de uyardım. Ne yapacaksın? Dosyayı kapatacak mısın? Şehit oldu dediğimde ben aileyle görüşüp halledeceğim dedi. Zaten beni devre dışı bıraktı. Hani çekilmem için ya da hani ortada benim aksi yapmış olduğum bir durum olmadığı için ya bir, belki siz yani deseniz o an bir lüzum ki ben görmedim. Anladım, davadan çekiliyorum deseydiniz belki bunlar başınıza gelmeyecekti herhalde. Veya kesinlikle haciz işlerinden belki o an onu düşünebilseydim keşke. Yani şehit olmuş hani bu, bir insanla ilgili bir haciz davasının devam etmeyeceği herhalde herkes düşünebilir bunu. O anda belli ki sizin aklınıza gelmedi yani böyle bir şey. Hayır şöyle şu şehit olmasıyla beraber kendileri kapatacaklarını beyan edince ben dosyayla ilgili bıraktım. Zaten biz anlaşıp kapatacağız dediler. Çünkü Musa Bey'in de o tarihte avukatı vardı. Benim müvekkilimle birebir onlar diyaloğa girdiler. Hani rakam konusunda onlar anlaştılar. Ben buna müdahil olmadım. Aldı yani, mı alacağını? Tabii ki. Yani anlaşmışlar. Hatta işin garip kısmı, beni en çok üzen kısmı aile 23'ünde bu durumdan tamam haberdar olmuş. Ama 8'ine kadar müvekkilimle diyalog içindelerdi.
ve müvekkilimle görüştüler ve 8'inde 8 Şubat'ta dosyayı kapattılar. Müvekkilim hatta beyanında şöyle demiş onlara, ben sonrasında da görüştüm. İşte avukat hanımın da bende alacağı var daha bu dosyadan deyince onlar 55 bin lira para ödemesi yapmışlar. Yapılan ödeme yerine müvekkilim söyledi, Çiçek Dağ Ziraat Bankası'na yapılmış bir ödeme bu. Ve ben dedim ki ben istemiyorum bu parayı. Ben artık bu dosyadan para tahsilatı yapmak istemiyorum. Benim için aldığım parayı iade et. Aynen cümlesi cümlesine ve yanımda müvekkil aradı aileyi. Avukat hanım parayı kabul etmiyor, size iade etmemi istiyor dedi. Bunun üzerine aile, biz ödememizi yaptık, dosya kapanmıştır. Ananın ak sütü gibi helal olsun cümlesini Serkan Saçan'a söylediklerini ben kulaklarımla duydum. Ha, ben bunun üzerine taraflar dosyayı kapattı denildi, bitti. Yani hani ben para almadım. Yani şehitlik mertebesi, şehitlik durumu söz konusu olduktan sonra böyle bir vicdansızlık yapacak insan değil. Peki o parayı Mehmetçik Vakfı'na, o Mehmetçik Vakfı'na parayı verdiğiniz, vereceğiniz gibi bir takım şeyler vardı. Bakın, kabul edilmemiş, geri gelmiş. Onu da izah edeyim. Dosyada Musa Bey şehit olmadan önce maaş kesintileri vardı 21 aylık. Ve bu dosyadaki işte avukatlık ücretinden kaynaklanan, icra dosyasından kaynaklanan avukatlık ücretleri vardı. Ben dedim ki bugüne kadar kesilen paralardan olan avukatlık ücretimi de hatta kendilerine iade etmeyi, para onlar kabul etmeyince Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımı söyledim. Cuma günü 5 civarında bu olaylar gerçekleşince işlem pazartesiye kaldı. Gözümüzü açar açmaz böyle bir medya önünde, siyaset önünde böyle bir hedef noktası haline geldim. Ve ben direkt zaten parayı yatırdım. Dedim ben bu parayı istemiyorum. Bu para şehidin parasıysa ve kaldı ki yani şehit olmadan önce alınan bir para olmasına rağmen ben bunu da kabul etmek istemiyorum dedim. Mehmetçik Vakfı'na bağışım yaptım. Makbuzunu da yolladım. Ama hakkımda yapılan linç ve kötü algı nedeniyle Mehmetçik Vakfı bu saatten sonra parayı kabul etmeyeceğini beyan etti. Ama parayı kabul etmemesindeki ben yine izahatımı yapıyorum. Zaten 8 Şubat'ta dosya kapatıldı. Bunun bu şekilde yansıyacağını ben bilmiyordum. 5 civarı kapattılar ve aile özellikle Serkan Saçan'la birebir görüştü. Peki. Demek istediğim daha nasıl anlatabilirim? Anladım. Yani bilemiyorum bir şey benim kafama takıldı. Belki bizi dinleyenlerin de kafasına takılmıştır. Bu evet. 109 bin lira gibi büyük bir para tazminat nasıl doğdu? Şimdi şöyle. Kısaca ne olursunuz, çok uzattık zaten. Züleyha Saçan evet. Maddi manevi tazminat davası. Ne geldi de başına böyle bir şey oldu yani? Şimdi karşılıklı trafik kazası geçirmişler. Ceza dosyalarında ben yoktum. Zaten ceza kararında yoktum. Yani mahkemeden cezalar çıkmış vesaire. Ceza dosyasına ben hiç müdahil olmadım. Fakat ceza davasında şehidimizin kusurlu olduğu tespit edilince müvekkiller maddi manevi tazminat davası talep ettiler. Oradan doğan bir alacaktan bahsediyoruz. Tabii. Peki. Ve maddi manevi tazminat 2009'da olan kazadan dolayı 2010'da dosya açıldı. Tamam. 2010'da dava yürüdü. 2010'dan bugüne kadar işlemiş durumuyla vesaireyle, yani hani mahkeme kararından sonraki aşamaları da değerlendirirseniz iki kişiye maddi manevi tazminat takdir edildi ve bu mahkemenin kararıydı. Peki, zaten hani o rakam yönünde de benim bir müdahalem söz konusu. Peki nasıl şu anda Yozgat'ta, zor durumda mısınız? Yani size bakarış... Zor durumdayım, çok kötü durumdayım. Sebebi şudur, çünkü sadece şöyle bir algı oluşturuldu. Bu harcı talep eden avukat kötü avukat. Ama neden şu düşünülmüyor? Şehit olduğunu avukatı haber verince alacaklı neden gelip dosyayı kapatmadı da parasını aldıktan sonra kapattı? Yanılıyor muyum? Yanlış bir şey mi ifade ediyorum? Yani hani ben şehidin parasını almadım. Aileyle görüşüp iade etmek istediğim halde aile benimle görüşmeyi reddetti. Çünkü o dosyanın avukatı olarak... Her zaman şu bir gerçektir. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. Vatandaş, yani alacaklı asil unutulur. Karşı taraf avukat her zaman kötü insan olarak göz önüne getirilir. Neden? Çünkü işlemi o yapıyor. Halbuki biz bütün işlemlerimizi müvekkilimizin talimatıyla yapıyoruz. Müvekkilimizin talepleriyle yapıyoruz. Ha, ben yine söylüyorum. Şehit olduğu gün bilinçli olarak
gidilip şehitlik tazminatına talep edildiği iddiası kesinlikle Peki. kabul edilebilir bir durum değil ve icra müdürlüğü de bu talebi değerlendirmez. Peki. Mümkün değil, sistem kabul etmez. Ben bundan dolayı inanılmaz üzgünüm. Türk halkından, şehitlerimizden öncelikle özür diliyorum. Şehit ailelerinden özür diliyorum. Böyle bir şeyin içinde bulunup böyle bir yanlış algının ortasına atıldığım için hakkımda böyle düşünmelerinden dolayı da büyük üzüntü duyuyorum. Peki. Yani ben elimden yine kanalınız ve haberiniz kanalıyla açıklama yapmak istiyorum. Yani telafisi mümkün olabilecek ne varsa, insan olarak her şeyden önce, bırakın hani avukatlığı, meslektaşlarımın onuru, kendi mesleğimin onurunu bir kenara bırakıyorum. Her şeyden önce vicdan sahibi, inanç sahibi biri olarak elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Hani ben kötü bir insan değilim. Yok gezi olayları, yok şu bu, hiç olmadık şeyler yazıldı ve şu an herkes, bilen, bilmeyen ya da uygulamayı bilmeyen herkes hakkında garip garip yazılar yazıyor. Ben bundan dolayı bana da yazık değil peki. mi demek durumuna düşüyorum. Peki, peki. Çünkü ben yani yanlış ya da şehit ailesine zarar verecek kasıtlı bir işlem yapmadım. Peki. Bundan dolayı öncelikle aileden özür diliyorum. Yanlış anlaşılma ya da yanlış aksettirilme varsa. Çünkü her türlü benim müvekkilim de dahil olmak üzere benim haberim yok. Avukat yaptı şeklinde ifadeler belki aileyi daha da bana karşı yanlış anlaşılmaya itecek davranışlar oldu. Ama kesinlikle ve kesinlikle ben kasıtlı herhangi bir işlem Peki. yapmadım. Peki Emre Hanım. Şehidin ailesinden ve Türk halkından bir kere daha bu yaşanan olaydan dolayı özür diliyorum, Peki. üzgünlüğümü belirtiyorum. Sağ olun katıldığınız için, soruları yanıtladığınız için. Avukat Emine Gün'le konuştuk.